Merhaba arkadaşlar ben Tarık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle fotoğraf canlandırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Instagram ve TikTok'taki gibi. Umarım beğenirsiniz. Bu arada altta çıkan abone butonuna tıklayıp abone olabilirsiniz. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen uygulamamıza geçiyoruz. Masa üstünde zaten bir tane uygulamamız var arkadaşlar. Bu uygulamayı giriyoruz. Buradan ücretsiz kaydola tıklıyoruz. Böyle bir kategori çıkıyor. Facebook ya da Google hesabınızla girişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben Google hesabımla gireceğim arkadaşlar. Buraları hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Devam. Çok önemli değil açıkçası. Onun için hızlı bir şekilde geçebilirsiniz. İzin veriyoruz. Herhangi bir sorun yok bu konuyla ilgili. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an ücretsiz denemeye başlat diyoruz. Buraya çarpıya basabiliriz. Buradan geri gelelim. Evet açılmasını bekliyoruz. bunları sonraki deyip atlayabilirsiniz arkadaşlar. İster de, isterseniz de doldurabilirsiniz. Evet tamamlandı. Bu biraz zaman alıyor bekliyoruz. 5-10 saniye kadar. Şu an tamamdır arkadaşlar. Buradan sol köşedeki çizgilere 3 tane alt alta çizgide fotoğraflar diyoruz. Buradan artıya tıklıyoruz. Fotoğraf ekle diyoruz. İzin ver diyoruz fotoğrafımızı seçtik arkadaşlar. Yükleyin diyoruz. Evet, görüntüle diyoruz. Biraz bekliyoruz orada. Renklendirmek için tıklamamızı söylüyor. Zaten bunları göstereceğim. Biraz daha rengini açmak için yapıyoruz. Evet, şu an kalitesini görüyorsunuz. Biraz daha soluk ve biraz daha canlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar arasındaki farkı. Buradan biraz buna basıyoruz. Canlandırmayı oluşturmak için biraz daha canlandırma yapıyor. Evet, bekliyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an canlandırmasını yaptı. Burada da kategoriler var canlandırma seçme kategorisinde. İstediğinizi seçebilirsiniz. Size ihtiyacınız olan kategoriyi. Evet yine bekliyoruz biraz. Buradan canlandırmayı yine görüyorsunuz arkadaşlar. Gülümsüyor vesaire güzel kategoriler canlandırmasını yapıyor arkadaşlar. Evet, bir tane geri geliyorum. Onu gösterdikten sonra şurada bir işaret daha var. Onu da görüyorsunuz nasıl yapmasını gerektiğini. Bir geri daha geliyoruz. Onda bilgisini vermiş olayım. Sonra asıl işlemimize geliyoruz arkadaşlar. Zaten az önce görmüştünüz. Oradan da canlandırmanın nasıl renklendiğini görebiliyorsunuz. Evet farklı bir kategori daha seçelim arkadaşlar. Canlandırmayı görmeniz açısından. Evet arkadaşlar bu da farklı bir kategori. Bununla nasıl canlandırma yaptığınızı gördünüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı az çok emek olduğunu düşünüyorum. Abone olmayı unutmayalım like atmayı ve istediğiniz kategoride yorum yaparsanız onunla ilgili videolar da çekerim sizler için. Umarım tekrardan çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.